Evet, Üniversite TV izleyenleri, yine Mecidiyeköy stüdyolarımızdan çok önemli konu ve konuklarla sizin karşınızdayız. Türkiye'nin dört bir tarafında öğrenci kulüplerini ve öğrencileri tanımaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Biruni Üniversitesi'nden iki tane öğrenci kulübü, öğrenci topluluğu. Evet, bugün Biruni Üniversitesi'nden konuklarımızın arasında Şeyma Elbeyoğlu var. Şeyma Elbeyoğlu, Nadir Hastalıklar Topluluğu temsilcisi. Yine Evren Atak var, Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu temsilcisi. Onlara dönmeden önce bütün Türkiye'de COVID salgınıyla ilgili mücadele eden, gayret eden tüm sağlık çalışanlarına buradan ekranlarımız aracılığıyla teşekkür ediyoruz ve onlara minnet borçlu olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. Ve geçmiş tıp bayramlarını da tekrar kutluyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisi, nasılsınız? Stüdyomuzu bulmak zor oldu mu? Hayır, çok kolay. Zor olmadı, evet. Önce Şeyma Hanım'dan, hanımlardan başlayalım. Evet, sizi tanıyabilir miyiz Şeyma Hanım? Ben Şeyma Elbeyoğlu. Eğitim görmeye değer. Biruni Üniversitesi'nde eğitim görmeye değer. 4. sınıftayım. Aynı zamanda Binadir Topluluğu'nun da başkanıyım. Anlayamadım. Binadir. Nadir Hastalıklar Topluluğu, Binadir. Hem Biruni Üniversitesi'nin eki hem de Binadir diye evet, geçiyor. Yani bu şekilde kısaltmamız harika. Evet, Evren Bey, sizi tanıyalım. Ben Evren Atak, Moleküler Biyoloji Genetik 4. sınıf öğrencisiyim. Genetik Topluluğu Başkanıyım. Bizim de kısaltmamız MBGEN diye geçiyor aslında. Uzatmamak için söylüyoruz. MBGEN evet. Topluluğu Başkanıyım ben de. Bu şekilde. Evet, güzel ülkemin hangi ilinden geldiniz? İstanbul. İstanbul. Ben de İstanbul'dayım. Siz de İstanbul. Yani bir yurt serüveniniz yok. Yok. Hayır. Kalacak yer bulma serüveniniz yok. Yok. Benim bir öğrenci evi deneyimim oldu. Nasıl sadece oldu? Ben Karşı'da oturuyorum, Üsküdar tarafında. Okula yakın olsun diye bir öğrenci evinde kalmıştım 3 sene falan. Öyle bir aynı şehirde gurbet yaşama deneyimimiz oldu. Kaçıncı sınıftasınız? Son sınıftayız, 4. sınıftayız. İkiniz de 4. sınıftasınız, mezun olacaksınız. İnşallah. Peki, neden Biruni Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Ben mi başlayayım? Sizden, zaman bayanlar önden. Ya, tercih döneminde ve daha öncesinde de ben hep özel okul istiyordum zaten. Çünkü bizim bölümde mezun olmadan önce projeler yapmak ve laboratuvarlarda çalışmak gibi deneyim kazanmak çok önemli. O yüzden de özel üniversiteler bakıyordum zaten her zaman. Orada çünkü hocalarla iletişim olsun, okulun işleyişinde olsun, öğrenciler daha ön planda olabiliyor. Biruni Üniversitesi'ni de istiyordum yani, hem sağlık üniversitesi olması nedeniyle hem de moleküler biyoloji ve genetik bölümünün İngilizce olması sebebiyle özellikle bu bölümü, bu okulda okumayı tercih ettim. Neden? Peki siz? Evet, ben de benzer sebeplerle aslında. En önemli kıstasımız İngilizce olması bölümü. Çünkü bizim bölüm evet. için İngilizce ana dil olması lazım. Ders eğitiminde. Bir diğer önemli şey, bizim okulumuzda genom merkezi var. Bu bizim için çok önemli. Laboratuvarda pratik kazanma açısından çok önem arz ediyor bizim için. Ben de bu sebeplerle tercih etmiştim üniversitemizi. Harika. Peki normalde aileniz nereli? Bizimkiler göçmen, Çerkez. Hangi ilden göçmüşler? Kafkasya'dan sonra sürekli yer değiştirmişler ülkede. Yani Kayseri belki diyebiliriz ama çok da bir bağımız yok. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer Kayseri mi? Kocaeli. Çok karışık. Kocaeli. Evet, evet, biraz karışık yani. Evet, siz de? Ben Kastamonluyum. Kastamonu. Köken olarak. Peki gidiyor musunuz hiç Kastamonu'ya? Gidiyorum. Gittiniz her mi? Yaz gidiyorum. Cide'ye gidiyorum. Kastamonu Cide. Aileniz orada mı ya da akrabalarınız var mı orada? Anneannemler orada yaşıyor. Anne tarafım orada yaşıyor. Yazın onlara uğruyorum. Baba tarafı? Baba tarafım burada. Ha, burada. İstanbul'da. Evet. İstanbul'da. Evet, sizleri tanıdık. Neden Biruni Üniversitesi sorusunun da cevabını sizden aldık mı? Aldık değil mi? Sizden de aldık. Şimdi yavaş yavaş şeye geçelim, bölümlerinize geçelim. Neden o bölümü tercih ettiniz ya da tercih edecek arkadaşlara tavsiyeleriniz ne oldu? Ben liseden beri zaten ya biyomühendislik ya moleküler biyoloji ve genetik hep lise 1-2'den beri hayalimdi, okumak istediğim bölümdü. O yüzden bilgi sahibi olarak seçtim aslında bölümü de. Hem hastalıklar açısından hem teknolojik gelişmeler açısından çok önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Zaten bu COVID, korona döneminde de önemi nihayet Türkiye'de de anlaşılmaya başlandığını düşünüyorum. Tercih edecek olan arkadaşlar için yani istemeden okunmayacak, zaten hiçbir bölüm istemeden okunmamalı bence. Ve yani keşif alanı çok büyük. Bir sınırları olmayan, hem multidisipliner çalışmaya izin veren
hem de birçok alanda araştırma yapmaya izin veren bir bölüm olduğu için ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de zaten bu yüzden seçtim bu bölümü. Peki okurken de keyifli okudunuz mu? Evet, gerçekten keyifli okudum. Severek okudunuz. Evet. Siz neden bu bölümü seçtiniz? Ben de aslında liseden beri biyoloji dersiyle çok ilişkiliydim. Biyolojiyi çok seviyordum. Yani kimyayı da seviyordum, fiziği de seviyordum ama biyoloji bir ayrı seviyordum açıkçası. O yüzden biyoloji ağırlıklı bir bölüm seçmek istedim. Benim de hedefimde moleküler biyoloji genetik ve biyomühendislik vardı. Ben de sonrasında moleküler biyoloji genetik tercihini yaptım. Bu bölümü seçmek isteyen arkadaşların özellikle araştırma yapmaya meraklı olması lazım. Her gün yeni gelişmeler oluyor, makaleler yayınlanıyor. Bunların düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Başka bir önemli şey bence bölümün incelenirken özellikle biyolojiyle alakalı terimlerin de iyice daha tercih edilmeden önce de bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Hazırlık döneminde kendilerini geliştirmeye gerektiğini düşünüyorum. Peki, şunu merak ediyorum. Okuldan mezun olacaksınız. Artık son sınıfa geldiniz. Evet. Sizi neler bekliyor, ne düşünüyorsunuz? Bizi yani kendi adıma konuşayım. Yani akademide yani şu anlık ilerleme yolu gözüküyor zaten. Çünkü ilk mezun olduğunda bu lisanstan bir teknisyen olarak mezun oluyorsunuz. Ama eğer daha böyle projelerde yer almak, üniversitelerde çalışmak istiyorsanız yüksek lisans ve hani dilerseniz ilerisinde de doktora var. O yüzden ben de yüksek lisansa devam edeceğim inşallah. İş olarak iş imkanı? İş imkanı olarak Türkiye'de genetik tanı şirketleri var. Onun haricinde bu moleküler tekniklerle ilgilenen cihazlar satan şirketler de mevcut. Aynı zamanda devlette de iş imkanları var. Yani aslında bu kişiye bağlı. İnsan hani hangi bölümde ilerlemek istiyorsa, hangi alanda ilerlemek istiyorsa bu bölümden çıktıktan sonra o yöne ilerlemesine yardım edecek alanlar mevcut Türkiye'de. Evet, sizde Evren Bey? Yani şöyle aslında ben yüksek lisans düşünüyorum ama eğer mesela belli bir birikiminiz varsa şirket açabiliyorsunuz da startup şirketi olarak. Aslında devlet de buna bazı konularda destek sağlıyor. Şirket açılabilir ama çoğunlukla herkes bizim bölümde yüksek lisans tercihi yapıyor. Sonrasında da doktora. Ben kişisel olarak akademisyenlik düşünüyorum. Yüksek lisanstan sonra doktora yapıp akademisyen olup öğretim görevlisi olmak istiyorum. Ama başka şeyler olarak hani startup şirketi açılabilir veya direkt mezun olduktan sonra herhangi bir şirkette çalışılıp o şirkette kademe olarak yükselebilirsiniz. Bu şekilde. Peki şeyi merak ediyorum. Herkes de bu da meraktır. Genetik deyince insanlar hep ırkını merak eder. Bununla ilgili Türkiye'de bir çalışma yapan ya da hangi soydansın, hangi ırktansın, bunun bir gen haritası ya da genetik haritası var mı? Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Ya da Türkiye'de bu işi yapanlar hiç denk geldi mi sizde? Biz çalışmadık şahsi olarak ama yapan yani ülkeler olarak da var. Türkiye'de o ülkelerin şeylerinden kullanarak çalışma yapan illa vardır. Yani kitler ve teknikler kullanılarak genetik haritalama yapan yerlerin olduğunu ben düşünüyorum. Mesela genetik haritasını saçtan mı çıkarıyorsunuz, kandan mı? Nereden bakıyorsunuz? Birçok biyolojik örnekten bakılabilir. Tükürük, kan, saç, deriden alınan herhangi bir doku olabilir. Benim bildiğim kadarıyla Almanya ve İngiltere'de bunu özellikle bu konuda çalışmalar var. Genetik haritalandırma yapıyorlar. Yani şöyle mesela bizim bir örneğimizi aldılar diyelim. İşte senin %80 Türksün, %10 Ermenisin, %5 Almansın gibi size belli bir yüzde verebiliyorlar. Bunu da şöyle yapıyorlar. Her insanın genetik materyallerinde belli mutasyonlar var. Bu mutasyonların gözlemlenmesi sonucunda o mutasyonların benzerliğine göre hangi ırktan olduğu belirlenebiliyor. Peki Türkiye'de böyle bir merkez açılsa bence çok çalışır. Evet aslında olur. İnsanlar meraktan bile yapmak isteyebilir. Ama bence birazcık maliyetli bunu yani yapmak. Ne kadar maliyetli olabilir? Yani asgari ücretle çalışan bir kişinin yapması kolay değil. Kuşkusuz o kolay değildir ama belli ekonomik seviyeye ulaşan kişiler de muhtemelen merakını gidermek açısından sadece. Evet. Çünkü ben öyle bir çalışma izlemiştim. Kendini %100 Türk zanneden Türk değil, kendini %100 Kürt zanneden Kürt değil, evet, kendini Afrikalı zanneden Avrupalı, Avrupalı zanneden Afrikalı çıktı. Evet, ve böyle bir karma karışık bir... Özellikle Türkiye'de çok kozmopolitik bir mekan olduğu için yani burada ben %100 Türk'üm ya da ben %100 işte Kürt'üm demek zaten çok manalı bir şey değil. Çok da mantıklı olmayacak herhalde. Aynen öyle. Peki yine merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu, bölümünüz genetik ve genetikle beraber nadir hastalıklar topluluğu dediniz. Evet. Bu nadir hastalıklar genetikle beraber mi geliyor?
Tabii ki. Nadir hastalıklar zaten resesif genle aktarılan ya da mutasyon sonucu oluşan hastalıklar ve görülme sıklığı genelde düşük olan, çok az insanda görülen hastalıklar. Ama bu oran Türkiye'de birazcık daha fazla. Bunun sebebi de akraba evlilikleri bildiğiniz üzere. Yani resesif olan genin görülme sıklığını artırıyorlar. 1/4 görülecek gen işte 1/4-3 kadar çıkabilen vakalar mevcut. Özellikle Avrupa'da nadir hastalık olarak nitelendirilen kistik fibroz, ailesel Akdeniz ateşi gibi hastalıklar Türkiye'de neredeyse bizim gibi normal insanların fenotipi kadar yaygın bir şekilde görülmekte. Ve gerçekten nadir hastalıklarda da genetik temel çok önemli ve zaten genetik araştırmalar, genetik tedaviler bulunmaya çalışıyor. Biliyorsunuz şu an gündemde olan SMA hastalığı çok fazla yardımlar toplanıyor hastalık ve tedavisi için. Bu tarz şeylerden ötürü yani genetikte aşırı bağlantılı. Peki aslında gerçekten SMA hastalığı ile ilgili Türkiye'de bir şey yapılamıyor mu da herkes böyle seferber oldu, SMA hastalar için para toplamaya başladı? Sadece SMA hastalığı için değil. Bunlar genetik hastalık olduğu için, bütün nadir hastalıklar için yani diyebiliriz bunu. Genetik tedavi gerekiyor ve bunun da erişkin bir bireyin vücudunda yapılması aslında birazcık zor. Yani hastalığın anne karnındayken teşhisinin yapılması ve o zaman da müdahale edilmesi hani teorik olarak en uygun görülen şey bu ama bu da etik olmadığı için şu anda çok zor bir açmazda yani her ülke, bütün ülkeler bu konuda genetik tedavilere çok fazla yatırımlar da yapılıyor ama şu anlık maalesef kesin bir sonuç alınabilecek bir tedavi mevcut değil. Peki bu yurt dışındaki tedavilerde sonuç alınabiliyor mu SMA hastalığında? Yani bütün tedavileri o teker teker incelemedim ama şu anda bu etik nedenden ötürü çok aşırı etkili bir sonuç olacağını düşünmüyorum ben. Düşünmüyorsunuz. Evet. Peki ilk 5'e giren genetik ve nadir görülen hastalıklardan ne var? Mesela şu anda sayabileceğiniz. Yani ilk 5'e giren Türkiye'de işte ailesel Akdeniz ateşi özellikle yaygın. Orak anemi hastalığı yaygın. Kistik fibroz yaygın. Bu tarz hastalıklar yani daha böyle kan yoluyla kanlı belirti gösteren hastalıklar daha yaygın diyebilirim. Aynı zamanda şu anda SMA hastalığı da yani yaygınlaşıyor. Evet. Evet Evren Bey size dönelim. Pandemi, uzaktan eğitim, nasıl eğitim kalitesi, tatmin olabiliyor musunuz? Yeterli geliyor mu? Bizim bölümü çok etkiledi bu pandemi. Çünkü bizim asıl yapmamız gereken işler laboratuvarda. Biz laboratuvarlara gidemedik belli bir süre yaklaşık 5-6 ay boyunca. Evet. Bu bizi çok etkiledi. Hatta mezun olan arkadaşlarımızın da lab tecrübesi daha az oldu diğer mezun, önceki senelerki mezun arkadaşlarımıza göre. Bizi bayağı bir kötü etkiledi ama bunu bir şekilde artık kapatmaya çalışacağız. Stajlar yaparak, yazın stajlar yaparak, yüksek lisans yaparken bir yandan birçok şirkette çalışarak veya staj yaparak yine dediğim gibi bu eksikliğimizi kapatmaya çalışacağız açıkçası. Peki pandemi birden oluşan bir hastalık oldu. Birinin üniversitesi bu hastalığa ve bu duruma karşı hızlı bir çözüm üretti mi sizlere? Hızlı bir dönüşüm yaşandı mı? Bu konuyla ilgili yeterli buldunuz mu? Evet, şöyle oldu. Online eğitim sistemimiz düzenlendi tekrar ve kusursuz bir şekilde hani serverımıza düzgün bir şekilde hazırlanarak eğitimlerimizi biz almaya başladık online olarak. Herhangi bir sıkıntı olmadı o konuda. Çökme, bağlanamama, bu tür sorunlar yaşamadınız mı? Yok, hayır. Yani öbür üniversitelerdeki arkadaşlarımızla iletişim dedik ve bizimki çok hızlı bir şekilde kuruldu. Ne hani böyle bir çökme yaşandı, ne çok bir yoğunluk yaşandı. Gerçekten çok hızlı bir şekilde başladık diyebiliriz. Yani. Harika. Yani bir üniversitesini kutlamak lazım. Sizleri gerçekten bu şekilde mutlu ettiyse ve sizleri bu şekilde tatmin ettiyse. Peki şunu merak ediyorum, yine merak ettiklerimin arasında en önemli konulardan bir tanesi de bu. Bölümü okurken sosyal hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Vakitlerinizi nasıl geçiriyorsunuz? İletişimleriniz ne durumda? Gayet ben sosyal hayatıma zaman ayırabildiğimi düşünüyorum. Hem kulüple hem okulla ilgilenirken de bir yandan. İlk seneler tabii ki daha rahattı. O zamanlar spora da devam ediyordum, resimle ilgileniyordum, onlara devam ediyordum. Ama şimdi son sene olunca birazcık da hem pandemiden dolayı sıkışık bir zamanımız oldu. Şu anda hem projelere koşturuyoruz, hem stajlara koşturuyoruz, hem okuldaki işlerimize işte, hem kulüp işlerine derken bu şekilde yoğun bir tempodayız. Ama normalde diğer senelerde çok daha rahattık. Yani sosyal açıdan bir sıkıntımız hiçbir zaman olmadı diyebilirim. Sizde durum nedir? Ben de birazcık daha yoğun geçiyor açıkçası. Ya benim de birinci sınıf, ilk sene birazcık daha rahattı. Biz hazırlık okuruz İngilizce olduğu için bölüm. Hazırlık ve birinci sınıf rahattı ama ondan sonraki seneler projelerimiz başlayınca, laboratuvara girince işin rengi biraz değişti ve birazcık sosyal hayatımızdan fedakarlık yapmaya başladık diye düşünüyorum ben. Özellikle bu sene bitirme tezi yapıyoruz biz. Bitirme tezi, projeler, laboratuvardaki sorumluluklarımız derken
birazcık sosyallikten koptuk diyebilirim. Pandemi de bunu etkiledi ister istemez. Evet, pandemi de ister istemez etkiledi. Evet, ben sizleri konuk etmekten mutlu oldum. Merak ettiklerimi sordum. Sizin merak ettikleriniz var mı bize sormak istediğiniz? Ben zaten yayından önce sormuştum size Üniversite TV ile alakalı. Evet. Ve gayet güzel bir platform olduğunu görüyorum şu anda da. Teşekkür ederiz bizi çağırdığınız için. Rica ederiz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi çok iyi ağırladınız. Bu kanal sizlerin kanalı. Sizleri daha geniş kitlelere duyurmak, yaptığınız çalışmalara iletmek, özellikle de kulüpçülük çok önemsiyorum ben. Kendim de üniversite öğrencisiyken kulüp konularında bayağı aktiftim ve kulüple ilgilenen öğrencilerin meslek hayatında daha hızlı adapte olabildiği, daha hızlı iş kurabildiği ya da daha hızlı iş sahibi olduğu birçok kez ortaya çıktı. Sosyalleşme konusunda herkesin bir kulüple ilgilenmesi gerektiğini, zaten hayatımızın ilk sivil toplum kuruluşu kulüpler. Dolayısıyla bu kulüplerde etkin olmamız şart diye düşünüyorum. Sizlerin de zaman ayırıp kulüplerle ilgilendiğiniz için ayrıyeten ben Üniversite TV olarak teşekkür ediyorum. Kanal öğrencilerin ve üniversitelerin kanalı. Özne sizsiniz, özne de sizlersiniz. Yine ben de sağlık temelli bir kişiyim. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Ambulanslarda ilk müdahale yapıyordum. Daha sonra Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iç mimarlık bölümünü okudum. Şimdi İletişim Fakültesi okuyorum. Yani eğitim hayatımızın olmazsa olmazı. Evet. Ve dolayısıyla da eğitim adına bir şeyler yapmak istedik. Umarım sizlere de faydalı oldu, katkı sağladı. Üniversite TV olarak biz de size teşekkür ederiz. Buradan hocalarınıza, ailenize ya da sevdiklerinize mesaj iletmek isterseniz son sözlerinizi alıp kapatalım. Hangi son kameraya? Hangi kameraya? O zaman sizin kameranız bu. Tam ekranı alalım. Değişik bir deneyim oldu gerçekten. Evet, değişik bir deneyim. Tam ekranı alalım, evet. Şu anda görüntü sizde. Evet, bizi araladıkları için Üniversite TV'ye teşekkür ediyoruz. Buradan hocalarımıza, okulda bize bu günlere kadar getiren insanlara da ben teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar. Evet, sizden alalım Evren Bey. Ben de Üniversite TV'ye bizi konuk ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Okuldaki hocalarımıza, bize imkan sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Aileme de buradan sevgilerimi yolluyorum. Çok evet, biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş biz de kapanışa doğru geçelim. Evet, değerli Üniversite TV izleyenleri. Bugün Birin Üniversitesi'ni ağırladık ve yine kulüpleri ve üniversiteleri ağırlamaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Eğitim ve üniversitelerle ilgili bizde kalın ve haber sitemizden, aynı zamanda web sitelerimizden, sosyal medyalarımızdan üniversitelerdeki tüm gelişmeleri an be an takip edebilirsiniz. Herkese güzel ve sağlıklı günler dileriz.